Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi günler diliyorum. Borsa İstanbul'un gün içi genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. İşsiz açılış itibariyle yatay bant ama pozitif bir bantla hareket hareket ediyor. 5155 civarında fiyatlama var. Şu anki haliyle vadeli piyasalarda 0.60 civarında bir pozitif seyir devam ediyor. Dengeli yatay yukarı yönlü bir grafik olduğu söylenebilir. S&P'de de yine yatay bant hareketleri var. 10 altın ve 10 gümüşte ise %1'e yakın artı var. 10 altın 2010'un üzerine attı. Bugün 2017-2018'leri de gördü. Ons gümüşte de 25'in üzerine attı. Burada da 25-350 civarı görüldü. Bu da tabii Türkiye'deki gram altın ve gram gümüşe de pozitif yansıdı söylenebilir. Şimdi biz yüzü genel bir değerlendirme yapacak olursak ne görürüz diye analiz etmeye çalışalım. Öncelikle biz yüzde bakın bir iki tane düşen hat çizdim. Bir üçgen e, formasyonu var. Burada dünkü e, analizlerimizde Zoom dersinde bunları yapmıştık dünkü dersten kalan çizimler arkadaşlar. Şu kısım direnç olarak 5150-5200 hattı bir ara direnç pozisyonunda. Burada bir ara düşen var arkadaşlar. Yani onu çizdim şöyle gördüğünüz gibi. Esas yukarıdan gelense daha yukarıda o da yani 5000 400 civarında 5350-5400 civarında şimdi bu ara direnci geçemezsek tekrar desteğe inmek durumunda kalacağız böyle bir yükselen hat var bir tobo şeklinde bir grafik olsa da kısa vade için bir ayı kanalı görüntüsü içerisinde olduğu görülüyor Dolayısıyla şu üçgen alanda piyasanın zikzaklı hareket etmesi beklenir yani çok da böyle tamam koptu kaçtı trend oluştu diye bakmamak lazım henüz hala yatay bant ve sıkışma alanı içerisinde olduğunu ifade edelim. Biz geçmişte şu gelen düzeltme kısmını geçmiş analizde 1 Ocak itibariyle artık 5500-5700 hattının satış bölgesi olacağı ve haftalık ortalamalarına kadar 4200 seviyesine kadar hatta altına kadar sakma ihtimalinin olduğunu analiz etmiştik. Bu süre içerisinde tabi bu satışlar biraz gecikmeli de olsa ocağın işte o ikinci üçüncü haftasından sonra geldi ve daha sonra da yine keskin bir alımın gelmesi gerekiyordu onu da yaptılar sonra tekrar satışlar. bu deprem bölgesinden sonra depremden sonra gelen alımlar arkadaşlar yani şu üçgen formasyonu bakın bir W gibi görünse de aslında bir üçgen sıkışma formasyonu bu bu hareketin devamı görülüyor yani dalgalar daha da durulmaya başladılar onu söyleyelim yani her şey bitmiş tamam bir trend oluşmuş koptu kaçtı diye bakmamak gerekir en üstü bunun için erken arkadaşlar Dolayısıyla bu hareketlere yine de temkinli, tedbirli olmakta fayda var. Yani bu hareketi şöyle değerlendiriyoruz ki hatırlarsanız geçmiş analizde bir ay önce şuradan aşağı doğru bir grafik yapmış. Desteğe doğru çekilmesi gerektiğini, buradan itibaren de yukarı yönlü bir analiz yaparak piyasanın yukarı doğru dönmesi gerektiğini değerlendirmiştik. Şimdi de bu bölgede arkadaşlar tekrar aşağı yönlü bir grafik oluşma ihtimali var. Ara direnç olduğu için. E, Tabi burada desteklere bir bakalım. Yani destek en önemli destek şu çıkan hareketin desteği 5000 seviyesinde. Bu üçgen grafiğin desteği ise 4900 seviyesinde. Yani bunların ikisi de geçerlidir arkadaşlar destekler. Şurası kırılmadıkça herhangi bir sorun yok. 4900'e girildiğinde tekrar alım yönü değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum ama kritik yerler olduğunda ifade ediyorum. tabi burası henüz erken. 5150'deyiz. Dipten bu tarafa da endekste yaklaşık %11'lik bir tepki geldi. Bu da makul bir tepki arkadaşlar. Bunun devamında da %15'lik e bir tepki gelebilir. Bu da ikinci bir dalga hareketi olarak karşımıza çıkar. Tahtaları da bu da %10 ile %25 arasında yansır. Yani tahtalar de, e, dirençlerine geldiklerinde realize olacaklardır. Genel beklentim öyle. öyle. Çok aşırı satılmış olan tahtalar var. E, onların da bir dengelenmesi gerekir. Taban oluşması için de zikzak at gerekir. Yani bir süreç arkadaşlar bu. Onu söyleyeyim. Biz tabii bunu e, her akşam yapıyoruz. E, canlı yayında derste, ders diye ifade ettiğimiz işte Zoom üzerinden canlı canlı analiz ediyoruz. Hem vadeli piyasayı akşam seansında analiz ediyoruz hem tahtaları analiz ediyoruz. Burada endeksi de işte dün analiz ettik. Direnç noktasının neresi olacağı ve o bölgeden bir 5150, 5000 işte şu çizdiğimiz yer oranın bir realizasyon bölgesi olma ihtimalini değerlendirdik. Ve destek hatları da gördüğünüz şu iki çizginin olduğu yer diye belirttik. Şimdi 5 dakikalık grafiklere bakalım durum nedir diye daha kısa vade analiz yapacak olursak. Evet yaklaşık tam o bölgeye kadar gelmiş. Hafif, hafif de belki üstüne atmış, geçmiş gibi arkadaşlar. Ama bunu geçmiş olarak kabul etmiyoruz. Bu bölgenin tekrar bir destek hattına doğru bir realizasyon. Yani 5000, 5100 ve daha aşağıda da 5000 seviyeye doğru bir dalgalı geri çekilmenin muhtemel olacağını ifade edelim. Yani 5155 seviyesi yani direnç arkadaşlar şu bölge. 5155-5160 ara direnç. Dolayısıyla buradan tekrar 5140 ve biraz da altına, daha aşağıda da 5000 seviyesine kadar gelme ihtimalinin söz konusu olabileceğini bu hafta içerisinde düşünüyorum arkadaşlar, değerlendiriyorum. O yüzden her şey işte güllük gülistanlık tamam artık uçtuk kaçtık diye bakmamak lazım. Yani giden tahtaları atlamak yerine daha stabil, daha desteklerden alım yapmak çok daha sağlıklı arkadaşlar. Özellikle işte aşırı mala boğulmuş arkadaşların da bu süreçte tedir alması faydalı olur arkadaşlar. Yani henüz her en özel endekste öyle bir bozulma olmasa da biz gene tedbirimizi, temkinimizi ve doğru stratejiyi uygulayalım. Ne demek doğru strateji? Onu da değineyim. Doğru strateji yatay bant kurallarıdır arkadaşlar. Şu anda piyasa yatay bantta, zikzak hatta. Dolayısıyla destek dirençler, regör hareket etmek gerekir. Bunu da zaten gerek yüz yüze eğitimlerde, gerekse akşam derslerde konuşuyoruz. Piyasana nerelerden satış gelebileceği, ne tarz pozisyonlar alınabileceğinin alakalı öngörüde bulunuyoruz arkadaşlar. Bu da vadeli piyasada 5800 analizi geçerlidir. 5800'e bakın oraya yaklaştıkça satışların gelme olasılığı yüksek arkadaşlar ki gelmiş görünüyor. Bakın çubuklara bakarsanız vadeli piyasa 5780'i görmüş. 70'i görmüş, 70, evet 80'i görmüş ama oradan bakın ufak da olsa bir satış gelmiş. Bunun devamını bekleyebiliriz. 5750, daha aşağıda da 5700'e kadar tekrar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Şimdilik yukarı yönlü ama yani pivotun üstünde, 5700'ün üstünde kaldıkça 5800 hedef olacaktır diye değerlendiriyorum. 5800 yani geçilmezse ki geçilme Olasılığını da hemen beklemiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani bu bölgede zikzak hatlar oluşacaktır. Aşağıda da 5600 vadeli açısından bakarsanız 5600 önemli destek diye bakarım. Genel değerlendirmem bu şekilde. Şimdi ons altına bir bakalım. Ons altında 2000 üzerine attık. 2000 üzerinde bir kalıcılık bekliyoruz. Ve piyasanın pozitif olacağını değerlendiriyorum. Bu 5 dakikalık ons altında. Evet 5 dakikalık grafikler. Bakın 2020'yi görmüşüz dün itibariyle sabah saatlerinde daha doğrusu. Daha sonra oradan beri satışlar geliyor. Ama bu satışlar güçlü satışlar değiller. Her yani ne kadar aşağı yönlü olsa da 2000'in üzerinde kalıcılık bekleyebiliriz ons saltan için. Grafiklerin yukarı yönlü olduğunu ve güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Bakın yukarıda bir pin bıraktık. Anormal bir durum olmazsa işte enflasyon beklentisi de var. Abi de enflasyon beklentisi. Burada anormal bir durumda çıkmazsa piyasanın tekrar yukarı doğru dönme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Aşağıda destek hatlarının yine alım yönünü değerlendireceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani bir şekilde eğer bir geri çekilme söz konusu olursa 1750 ve daha aşağıda da 1850 hattının güçlü alıcıların olduğu ve alıcıların beklediği yer olarak bakarım. Şimdilik 10 altında 2000'in üzerinde fiyatlama son derece makul ve pozitif seyirin devam açısından önemli. Ons gümüşe de bakarsak aynı analizi orası içinde yapmak mümkün. Ons gümüşte de esas hedefi kısa vade için tabii şu trend hedefi için konuşuyorum. Burada 26'lı seviye olduğunu ifade edebilirim. E, düzeltme gelecekse bu bölgeden gelecek olan düzeltmenin daha sağlıklı olacağını değerlendiririm arkadaşlar. 26'dan 24-25'e kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Şimdilik burada da yine yukarı yönlü takip etmekte fayda var. Yani en azından pozisyonların korunması anlamında e, bu kısım önemli arkadaşlar. Tekrar bizim piyasamıza dönecek olursak biz yüzde zikzaklı yukarı yönlü grafiklerin oluşma ihtimali 5100 ve 5000'in önemli destek olduğu dirençlerinde 5150, 160 civarı ve daha biraz daha orta vade diyelim 25250. yani önümüzdeki hafta ve bu trendin sonu anlamında 5250 ve 5350 olduğunu da hatırlatmış olalım. Vadeli piyasada 5800'ün direnç olarak çalışacağını daha üstte de 6000 seviyesi var. Eğer pozitif devamı gelirse ve güçlü trend oluşacak olursa 6000 seviyesi hedef olur. Ee, ancak 5800'ün güçlü bir direnç oldu ve oranın geçmesinin ilk etapta geçmesinin zor olduğu desteklerde de 5600'ün destek olarak çalışma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Söylediklerim yatırım bir Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu hatırlatmak isterim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.